Gidişatı soruyorum. Emeklisin değil mi? Evet, emekliyim. Nasıl gidiyor gidişat? İyidir. Allah'a iyidir, çok şükürler olsun. Yani Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Amin. Bütün kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Allah başlasın inşallahü teala. Allah onları kadim etsin. Amin. Ekonomi kötü diyorlar. Yok, ben demiyorum kötü. Vallahi hepsi yalan söylüyorlar. Hepsi de nankörlük yapıyorlar. Bunların bu Cumhurbaşkanı gibi bir insan yoktur, gelmemiş gelmeyecektir. Yoktur değil mi? Vallahi ben öyle diyorum. Peki Allah gecinden versin, ölürse ne yapacağız o zaman? Ölürse vallahi Türkiye Cumhuriyeti yıkılacak. Ben öyle biliyorum. Aman, o zaman Cenab-ı Allah ona kurban olur. Bütün 100 yıl, 200 yıl yaşasın. 4 tane oğlum var, 4 tane oğlum her düzde polistir, her düzde ona kurban olsun. Çocukların, evlatların kurban olsun. Vallahi. Ama yani... Şimdi ona senin çocukların vallahi kurban olacaksa dinle. Zeyn abim, sen şimdi diyorsun ki evlatlarım ona kurban olsun diyorsun. Ben canımı veriyorum. Canını veriyorum. Canımı, malımı, hepsini ben. Yani feda olsun. Vallahi feda olsun Türkiye Cumhuriyeti. Tamam, o yaşasın. Vallahi o yaşasın. O kestane balıyla beslensin. Amin. Manda yoğurdu amin, yesin. Amin. Saraylarda yaşasın. Vallahi yaşasın. Yaşasın değil mi saraylarda? Vallahi yaşasın. Tamam, tamam. Ben istiyorum. Süper. Cenab-ı Allah. Ama sen öldükten sonra ben öldükten sonra benim çocuk çocuğumlar da ona tabi olsun. Teşekkür ederim. Allah o zaman senin ömrünü alsın. Amin. Ona versin. Allah razı olsun. Versin mi? Versin. Amin. Ver. İyi mi? Vallahi iyidir. Sağ ol. Allah razı olsun. Durum kötü vallahi. Bir dakika, iyi mi kötü mü anlamadım. Vallahi kötü. Vallahi bela giderse kötü. Allah'a çok şükür kötü. Allah çok şükür ama kötüdür durum. Her tarafa bela giderse millet hepsinin. Yani Allah bir hayır versin. Peki. Gidiş gelişi yok, bir şey, hiçbir şey alamıyorsun. Her tarafa şeydir. Bak şimdi az önce bir abiye sorduk. Dedi ki ya şükretmek lazım. Nankör olmayın diyor. Nankörü ya. Adam şükrederse, bir şey olsa, bir şey olmasa ne yapacaksın? Ya bizim durumumuz yok. İş yok, güç yok. Her tarafa ile bağlılık var. Başka ne var daha? Daha ne olacak? Şimdi bu düzeni değiştirmek için bir şansım var. Seçimler geliyor. Seçimler musun, kararını verdin mi? Vermişim. Ya bu çok bağlık olmuş. Kimi, bu zaten kimi destekleyeceksin? Vallahi ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ben vermiyorum. Daha önce verdin mi? Vallahi vereceğiz. Biz... Yok, daha önce AK Parti Erdoğan'a verdin mi? Verdik. Şimdi kadar ona verdik ama bundan sonra ona vermiyoruz. Vermiyoruz. Vallahi. Değiştireceğim diyorsun. Değiştireceğim ya. Zaten her tarafa şey olmuş. Ben ne emeklim var, ne işim var, ne gücüm var. 3,5 milyar kira veriyorum. İstanbul'u buraya taşındım kokusundan. İş yok, güç yok. Öyle markete emekli gidemezsin. De değilsin, emekli de değilim. Hiçbir şeyim yok. Yaş kaç? Yaş 57. Daha ne yapacağım? Bundan sonra ne olacak? Zaten kime giderse diyerse yaşlısın, işe de almıyor. Bu iş değil yani. Allah kolaylık versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Hesap soracağım diyor. Allah. Eyvallah, soracağım. Ben 48 senedir Fransa'dayım. Yok öyle bir şey. Karalayın, karalamayın. Ya ne sen karalıyorsun? Ben yaşıyorum, orada yaşıyorum. Ben karalamıyorum. İnsan gibi yaşıyor. 48 senedir ben Paris'te yaşıyorum, Fransa'da. Hayır abi. Gel göstereyim sana. Tamam abi. Her şeye varım ben. Bir dakika, neyi anlatıyorsunuz anlamadım. Fransa diyorsunuz. Diyor ki Fransa'da, Almanya'da bilmem ne yok, bir şey yok. Ya sen ne abi diyorsun? Sen tek maaşla geçinebiliyor musun? Hangi anlamda? Nerede? Arkadaşım bir saniye. Türk parasına çarpıyor benzin fiyatı. Bir dakika. Türk parasına çarpıyor. Tamam. Çarpalım abi. Bir oradaki adam Türk parası mı kazanıyor dayı? Tamam. Oradaki adam Türk parası mı kazanıyor? Oradaki maaş ne kadar? 2000 euro. Tamam. Buradaki maaş ne kadar? 8000 TL. Kaç euro? Farka bak. 350 euro. Abi şimdi geçinemiyorum diyorsun. Geçinemiyorum diyorsun değil mi sen? 8000 lirayla. Abicim anlamadım ben, sen neyi savunuyorsun? Bak, sen neyi savunuyorsun? Almanya'da da gittim ben hayatımda kardeşim. Tek maaşla geçinemiyorsun. Türkiye'de de tek maaşla geçinemiyorsun. Sen Almanya'ya gittin. Hayır hayır, alakası yok. Gitmedim, hayır. Nereden biliyorsun bak, kötü olduğunu? Kim abi, diyor olanlar sana? Var. Kim diyor? Olanlar var. Ben bak bu var. Hayır ben bak. Evlatlarım yurt dışında, dinler misin beni? Yaşayabilir. İnsan gibi yaşıyorlar. Burada insanlar acınacak hali var. Çişi gelen adam boş yer arıyor işeme. Ne alakası var ya? Tuvalete gidemiyor, tuvalete. 5 lira bir işemek. Sen ne konuşuyorsun? Çok alakası var. Avrupa'da bedava bak, mı? Bak evet, İşemek bedava. Avrupa'da bedava. Evet bedava. Ne alakası önce, var? Önceden su şişesini cebimize koymazdık. Şimdi şişe çantamızda geziyoruz. Ya abla yapmayın. Vallahi yapmayın. Vallahi yapmayın. Bak şöyle bir şey de var. Ne konuşuyorsun? Avrupa'da tamam mı? Yapmayın. Bir sigara misal söylüyorum. Burada kaç alıyorum? 37'ye. Evet. Avrupa'da da 2 dolar, 3 dolar. Yani Avrupa ile Türkiye'nin arasında hiçbir şey yok. Hangi anlamda yok abicim, hangi anlamda? Hiçbir anlamda yok. Hiçbir anlamda yok. Sen gittin mi buraya?
Benim akrabalarım orada. Akrabalarını başı. Biz de akrabalarımızla konuşuyoruz ama gayet rahatlar. Yok, çok güzel. Arkadaşım şu an ben çalışan bir insanım. Çok güzel geçimimi de yapıyorum. Her şeyim tamam mı? Sen yapıyorsun da herkes senin gibi mi? Niye? Herkes senin gibi iyi mi? Her şey kendine göre, bütçesine göre davrandı. Sen kendi eksenden bakıyorsun. Sen diyorsun ki ben iyiysem herkes iyi, öyle değil mi? Arkadaşım şu devirde 8,5 milyar yetiyor. Yetiyor. Biri kirada olan 3 çocuklu biri. Tamam da. Geçirebilir mi Sayın abi? 8,5 milyar yetiyor. Evet. Evin var mı? Var. Ha, güzel. Ha. Kaç nüfus? 5. 5 nüfusta 8,5'la evet. Bakıyorsun. Evet. Ben şapkayı çıkarayım arkadaşım. Ne diyeyim ben? Şapkayı niye arkadaşlar, çıkartıyorsun? Bizim başka yemek... tek başa gelirin yok mu? Sadece asgari ücretle mi geçiniyorsun? Ben asgari ücretle çalışmıyorum şu an. Ha, neyle? Gelirin ne kadar ayıptır sonra? Benim lokantacılık yapıyorum ben. Durumun iyi ama bak abi. Yapma. Herkesi kendin gibi düşün. Durumun iyi değil. Durumun iyi abi. Durumun iyi abi. Bak bak size şunu söyleyeyim. Ben babamın parasıyla veya kimsenin parasıyla değil. Kendim tamam, çalıştım, kestim. Evini ne zaman aldın abi? He? Evini ne zaman aldın? 10 sene oluyor. 10 sene. 10 sene önce bir ev alabiliyordun. Asgari ücretle biriktirip alabilirdin. Şu an asgari ücretle biriktirip bir ev alabilir misin? Arkadaşım. Sen bana bunu söyle. Ya bak ben ileride alırsın, evleneceğim. Alırsın. Ben evimi nasıl alayım? Yolumu nasıl koyayım? Sen bana onu söyle. Alır mı? Tabii alır. Abi nasıl tabii alayım ya? Ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim orada emekli olacak adamlar var. EYT'den. 28 yıldır aynı yerde çalışıyor. 500 milyar tazminat alacak. Tamam mı? Evet. Hangi şu an 500... Elvi bırak. 500 milyar bir tane araba yok. Clio olmuş. Clio olmuş 600 milyar. Clio, Clio. Clio yok. Tamam benim zamanımda benim en iç arabam dayı, Şahin idi. Dayı bak. Ben Şahin'i tamam mı? 6 milyara almışım. Ama şu anda olarak 70. Ben bak aynı ya, şeyi savunuyor. Zamanında diyor ama bak. Zamanında diyor. Zamanında diyor. Ben sana araba örneği vereyim mi bak? Ben göçmenim. Bulgaristan'dan baktım. Bir maaşa 3 tane Honda Civic alabiliyorsun. Ben şu Honda Civic istiyorum. Burada da 6-7 ayıma bedel oluyor. 30 bin lirayla. Kurye maaşıyla. Ne kadar alıyorsun? 3 bin leva alıyorsan 500 leva Honda Civic. Tamam da çünkü o ulaşım aracı. Şimdi bak. İhtiyaç yani. İhtiyaç geçiyor. Lükse geç parasıyla git. Bak. Böyle yani. Böyle yapma. Böyle yapma. Bulgaristan'da. Benim kuzenim aldı bak abi. Bak güzel kardeşim. İnan. 3 ayda gitti alıyor. Adamlar buraya geliyor. Yine buraya geliyor. Bir saniye. Bir saniye. Kardeşim. Yanlışlarla gideceksek bak, en güzel ülke. Bulgaristan'da asgari ücret kaç dolar? Yine bizim ülke. Edirne'ye geliyorlar. Edirne'ye. Orada ortalama ücret. Dayı. Bak, bak ben Renault'da çalışıyordum. Renault'da çalışıyordum. Arkadaşım da sen bak, nasıl yönetsin? Ya ben bunu anlamıyorum. Nasıl yönetsin? Sen bir tane araba alamıyorsun abi. Tamam da. Bir araba alamıyorsun. Şimdi diyorsunuz ki bu kötü. Evet. Öyle değil mi? Bak. Hayat değil. Ben burada bak şöyle sana örnek vereyim. Şimdi bu arkadaşımız. Çocuğum ben sana bir çocuğa bir genç bir soru sorayım. Tamam. Umudum var benim geleceğimden. Yok abi. Ya şu an yok. Abi yok. Yok. Umudu var mı diyor bak. Gençleri. Yok abi. Var mı diyor. Senin çocuk neyden var sen? Mesela sen şimdi kendi işini yapmasan. Neyden mi var? Asgari ücretle çalış. Ölünce mi gidecek bu? Bu ölünce mi gidecek? Ölünce. Benim umudum nasıl açılır biliyor musun? Bu seçimden sonra gidecek. Şu an bir iktidar değişir. Tamam mı? Şu an bir adam akıllı yönetecek birisi gelir. Sen oy kullanacak mısın? Kullanacağım abi. Kime vereceksin karar şimdi? Abi ben objektif olarak baktım. Muharrem İnce'yi düşündüm. Kafamca. Ben hazır bir çocuğum. Çocuğu var, okudamıyor adamı, bundan alıyor. Kıymetini bilmiyorsunuz. Kısa ve net. Ülkenizin kıymetini bilmiyorsunuz. Kurban kes bak, para yok. Her sene kurban da kesiyorsunuz. Ya ülkeden kimsenin şikayeti yok ablacığım. Ablacığım, ülkeden Nasıl görüyorsun gidişatı? Çok iyi Allah'a şükür. Ne gelmiş gidişata? E peki şikayet edenler var. İşte ekonominin abi, kötü olduğundan. Kötü değil mi? Yok yok hiç kötü. Vallahi peki, iyi. Peki milli paramız niye bu kadar değer kaybetti o zaman? Abi dünyanın her yerinde kaybetti. Mesela hangi ülkede değer kaybetti? Her yerde. Mesela Amerikan doları nerede değer kaybetti? Amerika boş ver. Amerika... Tamam Avrupa'ya bakalım. Almanya, Euro niye değer kaybetti? Kim dedi kaybetmiyor? Kaybediyor mu? Abi her yer kaybediyor abi. Allah Allah. Daha 10 gün geride Rusya'daydım. 10 gündür buraya geldi. Her yer kaybediyor. Ben Almanya'dan, Amerika'dan söz ediyorum. Sen bana Rusya diyorsun abi, ya. Almanya Rusya'da durum olsun. Kötü mü? Almanya'da da... Ama bu arada Rusya savaşta. Abi, savaşta mıyız? Dünyanın her yeri şu an savaşta. Boş boş konuşuyor. Gittin mi? Gittin mi peki başka ülkelere? Abi, şimdi Amerika'da da arkadaşlarım var. Almanya'da da var. Tamam. Diyorlar kötü mü diyorlar? Abi her yer aynı. İş bulamıyor şimdi. Vallahi bak
Dayımın oğlum da iş bulamıyor. Almanya'da. Ama yemin ediyorum. Boş bu, iş bulamadığı zaman Almanya biliyorsun çok ciddi anlamda hiç destek. Şey, boş boş yalandan konuşuyorlar abi. Gerçektir. Çalışıyor musun? Türkiye'de memnunum. Şimdi çalışıyor muyum? Çalışıyorum tabii abi. Yok, Rusya'da ne yapıyordun? Abi yani misafir gittim. Misafir gezmeye... Türkler çok ya. Orada da var Türkler. Çalışıyorlar. Her yerde Türk. He. Ben de aynı bir Türk. Ben gene bu toprağa hiçbir yere değişmem ama boş. Ya toprağı yani işini ya, de gücünü de parasını da ülkemizi... yaşamını da hiçbir şeysini. Gene şükür et burası şükür.